Biraderlerim, brobalarım, Premiere Pro 2025 geldi ve kesinlikle güncelleyin şu ana kadar hani en azından son yıllarda gördüğüm en iyi güncelleme oldu. Ha, bu özelliklerin biz çoğunu zaten beta sürümde görebiliyoruz. Yani 2026'da gelecek şeyleri betada inceliyoruz ama ben biraz bıraktım artık o videoları yapmayı. Çünkü betada bir şey inceliyorsun abi, işte deniyorlar, hoşlarına gitmeyince o özelliği getirmiyorlar. 2025'te işte bambaşka bir şey görüyorsun falan. O yüzden beta üzerinden çok yorum yapmayı sevmiyorum ben. Şimdi direkt Premiere Pro 2025 sizin direkt güncelleyebileceğiniz haliyle inceleyeceğiz. Hatta bir tek betada şunu göreceğiz. Yapay zeka desteği geldi. Yapay zeka ile video uzatabiliyoruz. İlk önce ona bakalım, sonra da 2025'te kendimin deneyimlediği, yani başka yerlerden bakmadığım, okumadığım, sadece aa bak şu farklı olmuş, aa bak bu değişmiş dediğim yerleri sizinle beraber inceleyelim biraderlerim, bropalarım. Eğer bu videoya da 3000 like gelirse, bak çok değil 3000 like gelirse, Photoshop ve After Effects'in de 2025 versiyonlarını bir deneyimlerim uzun uzun. Sonra da size aa bak bunlar değişmiş, şunlar şöyle kullanılmış kullanılabilir diye fikir verebilirim kardeşlerim. Şimdi bilgisayarımıza geçelim. Premiere 2025'imizi kullanalım. Şimdi gençler, burada Creative Cloud açtığınızda zaten bak Premiere Beta ve işte geliyorsunuz mesela uygulamalara. Premiere'e geldiniz mesela. Burada diğer sürümlere tıklayıp bakabilirsiniz. Yani bak 2025, 25. sürüm geldi. Hatta biz de eklentimizi ona göre güncelleyeceğiz. Çok yakın zamanda böyle ufak tefek uyum sorunları varsa, bilmiyorum siz yaşadıysanız yoruma yazın. O uyum sorunlarını da hatta mail de atabilirsiniz. Onları da düzeltiriz. Şimdi Premiere Pro 2025 yüklü, bir de şurada da beta diye bir yer var abi. Beta'da da Photoshop, Premiere, beta, bunları görebiliyoruz. Zaten bunun da güncellemesi gelmiş. Böyle bir yenilik gelmiş de bu zaten vardı. Neyse. İlk önce şu yapay zeka olayına bakalım. Sonra 2025'te neler geldi onlara bakalım. Şimdi programa biraz video attım. Bunlarla birer tane böyle sekans oluşturalım. Sonra abi mesela bir tane videomuz var bu şekilde. Burada Generative Extend Tool diye bir şey geldi. Buna basıyorsun, sonra uzatıyorsun. Bak 2 saniye boyunca uzatıyor. Diyor ki video normalde şuraya kadar sürüyordu. Böyle birini yukarıdan çekiyorduk, aşağı geliyorduk. Bak bunda şu an bir işe yaramıyor aslında. Neden? Çünkü diyor ki 720p yapamıyorum kardeşim diyor. 4K yapamıyorum. Sadece 1080 getir falan diyor. İşte 2 saniye istiyor. Ha ne yaparsın? Çıktı alırsın böyle. Sonra o çıktı aldığın haline bir 2 saniye daha eklersin. Yapabilir ama tabii çok sağlıklı olmaz. Kendinin direkt 2 saniyeyi desteklemesi gerekiyor bence. Çünkü yapay zeka ile genişletilmiş bir şey, bir daha yapay zeka ile genişletince baz aldığı şey yapay zeka oluyor. Yani demek ki çok iyi çalışmıyor ki 2 saniye vermişler. Yani bunun çok iyi çalıştığını kendinin tescillemesi lazım. Kardeşim 10 saniye uzat, sıkıntı yok demesi lazım. Neyse, ilk önce uzattığımızda bunu bir upload ediyor. Muhtemelen crackli programlarda çalışmayacak. Böyle sizin için bir dezavantaj olabilir kardeşlerim ama muhtemelen siz yine onu da çözersiniz. Şimdi uzattığında diyor ki ben bu videoyu bir datalarını alayım, yükleyeyim diyor. Siteye yüklüyor. Sonra onu generative yapıyor. İndirip programa ekliyor. Böyle bir nest haline getiriyor. Şimdi göreceksiniz zaten. Generate diyor. 2 saniye uzatması bir dakika falan sürüyor. Bakıyoruz hemen. Burada da Generating Extension diyor mesela bak. Enteresan böyle bir degrade koymuşlar. Media offline hatası gibi biraz. Ama hadi be kardeşim be. Videodayız be. Hadi be. Aha bak şimdi video buraya kadar geliyor. Buradan sonrası yapay zeka. Müthiş bak. Müthiş bir sonuç. Hani buraya kadar normal video, uzattıktan sonra artık biri yazıyor. Sakal falan çok değişmiyor, elinde çekiyor. Müthiş uzattı. Sadece bir tık böyle bir yağlı boya etkisi var tabii. Hani bu yapay zekadan kaynaklı. Bak baktan böyle bir hani motion blur değil de biraz yağlı boya gibi oluyor ama abi yok ya. Bunu ben birine izletsem bu yapay zekayla uzatılmış demez yani, ki bana da izletsen herhalde anlamam ya. Bakıyorum sakaldan anlayalım. Yok, hiç anlaşılmıyor abi yapay zeka olduğu. Hakikaten çok güzel çalışıyor. Bunun videosunu Ozan abi çok güzel şekilde yapmış. Hani sadece bu olaya odaklandığı bir videosu var. Ozan Siyah'ın o videosunu izleyin. Çünkü birkaç farklı videoda da test etmiş. Ben uzun uzun anlatacağım ama gidin Ozan abiden de izleyin. Ozan abi de canımızdır, ciğerimizdir. Bakıyoruz. Kafa hafif dönüyor. Yapay zekada bunudur. İşte bak burada yağlı boya etkisini çok fazla hissettirdi. Yani tamam saçları falan güzel uzattı ama insanda hiçbir sorun yok. Ama deniz böyle bir anda piksellik böyle yapay zekaya döndü. Yani sözün özü Generative Extend Tool güzel bir özellik. Bunu 2 saniyeye kadar kullanabiliyorsunuz. Ufak ritmik videolarda kullanılabilir. Müzik kliplerinde çok fazla kullanılabilir. Müzik klibi dediğim şu yani video klipte. Video klipte genelde ben bir sekansı, bir görüntüyü böyle 2-3 saniyeden fazla görmem yani. Kurgusunu yaptığım bütün video kliplerde görüntüleri çok kısa kısa kullanırım. Orada da ufak hatalar varsa böyle uzatma şansım olabilir. O tarz işlerde yarayabilir ama güzel yani. Hani fena çalışmayan yapay zeka olayı, ki yapay zeka ile video efektlendirme işleri de çok popüler oldu. Bir video koyuyorsun mesela, diyorsun ki bu arabayı yak diyorsun, yakıyor ya, bunu yaparsa Adobe de yapar. Bir yapay zeka altyapısı olan şirket yapıyorsa bunu, işte ne bileyim Runway yapıyorsa bunu Adobe de yapabilir mantığında düşünüyorum ve bunu Adobe
kendi programın içerisine dahil ederse orada diğer sitelerin işte yapay zeka desteklerinin hiçbir esamesi okunmaz bence. Çünkü bizim için önemli olan ya buradan export alalım, gönderelim, oradan yapsın değil. Bizim için burada önemli olan nedir abi? Bu programın içerisine tek tıkla bir yeri seçip buraya şu efekti koy demek çok daha fazla işimize yarar. Adobe umarım 2026'da bunu tam olarak böyle hayatımıza entegre eder. Neyse, Adobe Beta'da böyle bir şey var. Şimdi Premiere Pro 2025'i bir süre kullandıktan sonra ne gibi yenilikler fark ettim? Sizlerle bunları kullanalım. Premiere 2025'i açtık. Program açılma ekranı, logo falan hiç güzel olmamış bu arada. Siyah ne abi yani, içim karardı ya. Ne güzel renkli renkli mor mavi bir şeyler görüyorduk. Simsiyah olunca bir tık kötü geldi bana. Şimdi ilk önce File'dan New Project dediğimizdeki bölüm değişti. New Project sekansı değişmiş ve bu bence müthiş olmuş. Bak, müthiş olmuş. Neden? Çünkü diğer ekran çok karman çormandı birader. Kullanmadığımız şeyle yani bir proje açacağız, çok karman çorman bir yerle karşılaşıyorduk. Bu çok güzel. Mesela proje dosyası, Premiere Pro Update dedik. Diyor ki lokasyonu neresi? Ya zaten bana soracağın 3 tane şey var. Lokasyonu mesela seçtim. Template diyor. Bu template müthiş bir şey abi. Neden? Çünkü ben buraya kendi template'imi hazırlamayı size gösterdim. Burada kartlara koyarım onun videosunu. Yayıncılar için bir tane sekans oluşturup bunu sürekli kullanmak için bir şablon haline getirmeyi gösterdim. Template şablon demek zaten. Şimdi burada mesela sosyal medya şablonu var. Burada bir tane tuş var. Skip import mod. Bence import modu kapatın çünkü dosyaları çağırma bölümü. Bu ya biz hallederiz zaten onu diyorsun. Bu arada şey de güzel. Bu standart template proje de güzel. İşte hatta açarak göstereyim. Açınca sana böyle klasör klasör her şeyi ayarlıyor. İşte diyor ki dosyalarını buraya koy. İşte sesini buraya koy. Grafikleri buraya koy gibi bir şablon hazırlıyor. Güzel, bunu da kullanabilirsin. Ama en güzeli şey sosyal medya şablonu. Bunu bilmiyorsanız eğer bunu da kullanın. Mesela Instagram Reels videosu yapacaksın diyor. Tıklıyorsun. Diyor ki bak buraya bir şey koyma. Buraya beğen butonu falan gelecek. Yani videonu bunun altına ekleyip mesela videomu bunun altına atayım. Alt yazıları mesela buranın dışına yazma diyor. Bak bak. Böyle görüyorsun diyor. Cut off, mat off bunları gör. Buna göre hallet diyor. İşte yukarıda da dinamikada falan var. Böyle bunu kullanabilirsin. Biz normalini açalım şimdi. Template yok. Import modu geç. İstersen buradan ayarlarında ekran kartı desteğini açabilirsin mesela. Color olarak bunları değiştirme ama log videolu bir proje açacaksan auto detect yapabilirsin. Yani logları otomatik olarak Rec 709'a çevirsin diyebilirsin. Ama log video çekmiş olman lazım. Okey. Buradan da create dedik. Abi genel anlamıyla şunu söyleyeyim. Yeni tema çok böyle hani Süreyya Hanım'ın muhteşem değişimi kıvamında bir değişiklik. Ama çok güzel olmuş. Bak bazı şeyler müthiş olmuş. Bunlardan size göstereceğim ama daha önce bahsetmediğim için şunu da söyleyeyim. Şuradan Appearance'a geliyorsun abi. Diyor ki bak böyle daha gri, daha beyaz yapabilirsin. Beyaz bu arada affedersiniz gibi görünüyor. Hiç güzel görünmüyor. En güzeli Darks. Hatta şuradan Color Contrast da açtığında buradaki çizgiler daha belirgin oluyor. Yani bu kontrast istersen. Ben istemiyorum ama siz yapabilirsiniz. Ben en koyu haliyle kullanıyorum. Genel olarak tema çok tatlı duruyor. Bu beta'da bu arada. Beta'da bir tane farklılık var. Bak yakınlaştığında belki. Yakınlaştığımda da fark etmiyor gerçi ama bak. Görebiliyor musun bilmiyorum. İki tane videonun arası biraz oval. Bu DaVinci Resolve'da da böyle. Ben bunu DaVinci Resolve'da çok beğeniyordum. Yani bu ovalliği çok seviyordum. Adobe de getiriyor bunu. Yani köşeler keskin değil. Bak normal Premiere'e geçiyorum. Videoyu keseyim mesela. Bak dik bir şekilde kesiyor. Buradaki aradaki çizgiler biraz daha oval. Bu kat yaparken videonun nerelerini kestiğini anlamak için bence çok tatlı görünüyor. O yüzden Premiere Beta'daki bu özelliği acilen bence hiç 2026'yı beklemeden normal haline de getirmeliler. Çok tatlı görünüyor. Üzücü bir haber vereyim kardeşlerim. Şunu gördüm yani. Video efekte obsolete bölümü kaldırılmış. Maalesef obsolete'in içinde fast blur gibi efektler vardı. İşte birkaç adını hatırlamadım. Birkaç efekt vardı. Onlar gitmiş obsolete efektleri. Umarım bunları bir presetle resetle tekrar getirebiliyoruzdur. Çünkü içinde birkaç tane sevdiğim efekt vardı. Eskiden alışkanlık olan. Bu obsolete zaten şeydi yani eski efektler gibi bir şeydi yani. Hani eskiden kullandığımız efektler. Yani burada artık blur'da göstermek istemedikleri fast blur'u onun içine atmışlardı falan. O klasörü tamamen 2025'te kaldırmışlar. Bence kalabilirdi bilmiyorum. O biraz kötü olmuş bence. Bu da size 5 senelik bir özellik göstereyim. Hazır yeri gelmişken abi. Mesela bir tane klasörünün içinde bu video var. Mesela bunu hatta çekip projeme bırakayım. Sonra sen bunu unuttun. Bu bir bip efekti olsun mesela. Sansür efekti. Sonra getirdim projene bunu tekrar aktardım. Buraya koydum. Bak şimdi bu masa üstünden çektim. Bu da zaten proje içerisinde olan. Bak burada projeniz şişmesin diye size 5 senelik bir efekti göstereceğim. Edit deyip burada Consolidate Duplicates diye bir şey var işte. Nasıl okunuyor? Umarım güzel okumuşundur. Buna tıkladığında diyor ki bak bunu sildi. Çünkü diyor bu video var ya kardeşim, bu videonun aynısı başka bir yerde var. Sen bunu tekrar atmışsın projene.
projene. Ben bunun yerini bununla değiştiriyorum ve diğerini projenden siliyorum. Yani bunu tek bir sefer yapıp bu tuşa tek bir sefer tıklayıp aynı dosyaların tek bir kaynaktan çekilmesini sağlayabilirsiniz. Bu şekilde de projenize aktardığınız şey sayısı azalır. Bu da size bir bilgi olsun. Ufak bilgi. Belki Reels'ını yaparım bunda. Abi en güzel gelen özelliklerden biri. Bilmiyorum bahsettiler mi bundan ama. Abi şöyle bir şey vardı. Mesela geliyorsun text bölümüne captions diyorsun. Bir tane caption track açtı. Subtitle diyor falan filan. Normal bir tane altyazı katmanı açtı. Sonra altyazı katmanına da böyle altyazı yazalım. Ve bu birden fazla altyazı olsun. Abi bunda şöyle bir şey var. Normal altyazıya tıkladın ya. Bunu mesela ne yaptın? Fontunu değiştin mesela. Bebe Snow Pro yaptın bak. Bunun fontunu buraya getirdin. Diğerine bakıyorsun. Diğeri normal kaldı bak. Bu Bebas oldu, bu normal kaldı. İstersen zaten bak bu daha önceki özellik, onu anlatayım da. O da şu seçme bölümündeki şey de güzel olmuş ya. Şu renk, bu da değişti sanırım. Neyse bunları seçip Bebas Noi Pro yaptığında hepsini seçtiğin için CapCut gibi, CapCut kullananlar bilir. Hepsini bu şekilde tek seferde seçiyor. Şimdi bu şeyde çalışmıyordu. Mesela bunların hepsini Caption to Graphic yaptığımızda bunların hepsi beraber çalışmıyordu. Şimdi artık şunu fark ettim. Bunların hepsini seçip grafiklerin, mesela büyüttün. Bütün altyazılar büyüyor. Yani captionlar da captionlar gibi artık Essentials Graphics'teki yazılarınız da hep beraber hareket ediyor. Hepsini seçip bir kere değiştirmeniz bütün hepsinin değişmesine yol açıyor. Bu da güzel olmuş. Bunu da like'ladım. Sonra şey gelmiş abi. Bu enteresan bir özellik olmuş. DaVinci'de biraz daha farklı çalışsa da abi ayarlarda RGB channel gelmiş. Mesela sen bu videoyu yaptın mesela. Bunun üzerinden yola çıkalım. RGB'den kırmızı kanalları görünce bak sadece kırmızı kanalı gösteriyor. Yeşil kanalları gösteriyor. Mavi göster. Mavi de bambaşka çıkacak. Bak maviyi gösteriyor. Bu bizim normal şartlarda ne işimize yarıyor biliyor musun? Bunu gelelim kompozit video diyelim. Normalde şimdi burada yok ama abi gelip RGB kanallardan blue'yu seçtiğinde grenler yani videondaki karıncalanmalar genelde mavi kanalda olur. Yani videonun mavi kanalında renk kanalı olarak mavide olur. Biz DaVinci'de bundan yıllar önce anlatmışımdır. Anlattım diye hatırlıyorum. Bunu çok fazla kullanıyorum. Mesela bir görüntüye renk yapacağım ve görüntüde karıncalanmalar var. Gece çekmişim sokak lambasının altında. Kanallarını ayırıyorum. Sonra mavi kanalına denoise atıyorum. Çünkü kırmızıda ve yeşilde o kadar gren olmadığı için kanalları boşu boşuna bozmak istemiyorum. Mavi kanala gren attığında hem gren gitmiş oluyor hem de videon o kadar kötü etkilenmemiş oluyor. O yüzden mavi kanalı görmek de güzel ama DaVinci'deki gibi kullanışlı mı? Hayır. Çünkü mavi kanala bir işlem yapamıyoruz. Sadece mavi kanalı görüyoruz efendim. Bir de şey de var yani mesela bu videoyu diyelim ki maskeledik abi. Şöyle maskeledik. Burada bir de alfa olarak gördüğünce bak burada alfa channel olarak görüyorsun. Yani bu da yine ne işinize yarar. After Effects'te böyle arka planı transparan görsel üzerinde görebiliyorsun ya. Onun gibi bir şey yani. Hani videonun neresinde bir şey var onu görüyorsun alfada da. Ki zaten önceki sürümde de geldi. Bu çok güzel oldu mesela. Fare tekerleğiyle istediğim gibi yakınlaşıp bak %60 %207. İstediğim gibi yaklaşıp uzaklaşabiliyorum. Nereye götürürsem oraya yaklaşıp uzaklaşabiliyorum. Bu güzel. Çünkü eski sürümlerde bu biraz kanser ediyordu. İşte bu çok daha pratik, çok daha mantıklı olmuş efendim. Zaten timeline'da gezinme de son 2 senedir aşırı hızlandı. Yani ağır projelerde çalışanlar benim ne demek istediğimi anlar. Böyle tıkladığında bir yerde takılıp işte timeline çubuğunu değiştirince yavaş çalışması gibi durumları tamamen sildiler. Hakikaten Premiere son 2 senedir çok büyük görsel iyileştirmeler yapmadı ama en çok performans iyileştirmesi yaptı. Bunu da ağır projelerde anlıyorsun. Ama çok Reels videosu falan editlerken çok da fark edemiyorsun. En güzel gelişmelerden biri açık ara Fit Comp abi. Mesela bir tane görsel attım bak. Bu kapak fotoğrafının sağ solu var mesela. Geliyorsun şimdi birazdan bahsedeceğim Properties ekranı. Veya sağ tıklıyorsun abi. Burada ne vardı? Scale to frame size vardı. Set to frame size'da bunu fit to frame yapmışlar. Bir de fill frame getirmişler. Bak şimdi. Fit to frame yapınca ne yapardı? Genişlik açısından böyle projemize sığdırırdı. Aynı şeyi yaptı. Fill frame'de tamamen ekranı kaplayacak şekilde sığdır. Bu müthiş bir özellik. Çok geç geldi ama geldi abi. Böyle fill frame deyince de bu şekilde denk getiriyor. Ki bu properties ekranında da var. Fill, fit, fill, fit, fill, fit. Bu şekilde görebiliyorsun. Bu da müthiş güzel. Buraya eklemeleri de tatlı olan bir özellik. Ha şimdi burayı anlatalım. Properties bu yeni gelen en büyük geliştirmelerden biri. Bir tık CapCut, bir tık DaVinci özelliği gibi. Yani bir bölüm var properties diye. Her şeyi yapabildiğiniz bölüm. Bunu neden getirdiler? Çünkü şu kafa karıştırıcıydı. Mesela geliyorum bu fotoğrafımın işlemlerini yapmak istiyorum. Effect Controls'ten istediğim işte position
animation'ını, scale'ini yapıyorum. Bir tane altyazıyı düzenliyorum veya animasyon düzenliyorum diyelim. Genelde şuraya giderdik. Grafik templates diyor ya, işte Essentials Graphics bölümünün edit bölümüne giderdik. Onu kaldırdılar, her şeyi properties'e getirdiler. Diyor ki sen mesela fotoğrafına mı tıkladın? Fotoğrafını düzenle. Yazına mı tıkladın? Yazını düzenle. Bak yazının bütün ayarları var. Videona mı tıkladın? Videoyu düzenle. Volümü geliyor bak. Fotoğrafta volüm yok. Videoda volüm var. Mesela adjust speed var. Mesela speed duration'ı ayarlayabilirsin. Tıklarsın diyor. İşte bütün ayarlarını yaparsın. Yavaşlatır, hızlandırırsın. Yani daha basitleştirdiler programı. Yani properties bölümü hiç anlamayan biri için daha da kolay bir bölüme döndü. Ben burayı da çok sevdim bu arada. Ha, bu olmasaydı benim program deneyimim kötü mü olurdu? Hayır, zaten ben alışmışım. Grafik templates'in editinden düzenliyordum. Effect controls'ten düzenliyordum. Text paneline gidiyordum. Yani text paneline gerçi captions'ı düzenlersin ama yani genel olarak böyle sağ tıklardım. Buradan gelirdim speed duration. Adam diyor ki ya speed duration'ı bilen var, bilmeyen var. Ben geleyim buraya koyayım. Zaten çok kullanılıyor diyor. Veya işte volümü düzenlemek için G tuşuna basardım ben. Ama burada volüm direkt bu şekilde gelmiş. Yani güzel bir özellik. Properties bölümü her şeyi yapabileceğiniz, bir de üzerine crop atabileceğiniz, bu bence çok etkili. Çünkü efekt bölümünden gelip crop atardık. Crop efektini kullanırdık. Ben hep crop efektini yıllardır anlatıyorum. Artık anlatmama gerek yok. Çünkü burada çok basit şekilde crop efektini yapabiliyoruz. Adjust speed dedik mesela. 50 dedik. Şimdi burada, buradaki tiki açmazsanız bu arada, bak bu kapalıysa bu videonun olduğu kadar %50'sini yavaşlatır, gerisini kapatmış olur. Ama sen gelir buna 50 yazar, bir de buradaki tiki açarsan abi ne olur biliyor musun? Videoyu uzatır. Bu daha güzel bir seçenektir. O yüzden bu linki açmakta bence fayda var. Sonra işte ters çevir işlemi var. Bir de burada neyi kullanırsınız? Ya bunu anlatmayayım ya. Şimdi bu şey biraz, iki videonun arasında bir şey hızlandırıyorsan işte onu kaydırıyor kaydırmıyor muhabbeti. Bu sizin kafanızı karıştırmasın. Time interpolasyonda da optical flow. Güzel. Yani 50 FPS bir şeyiniz yok. Mesela 25 FPS bir görüntüyü yavaşlatmak istedim. Biraz takıla takıla ilerlemesi yerine optical flow karelerin aralarını tamamlıyor. O yüzden bu da güzel bir özellik. Neyse. Adjust speed'i zaten yıllardır anlatıyorum. Aynı şeyi tekrar anlatmayayım güncelleme videosunda. Buraya getirmişler. Sonra şey gelmiş bak. Bu da güzel bir özellik aslında. Sağ tıklayınca enable enhanced speech. Bilmiyorum, ben deneyimlediğim için anlatıyorum. Bunu yabancı YouTube kanallarından görüp videosunun aynısını çekmek istemedim kanka. Kendim deneyimleyeyim dedim. Ulan şuna emin olamadım. 2024'te bu tuş burada mıydı? Hiç kullanmadığım için burada olup olmadığını anlayamadım ama enable enhanced speech tuşu var burada abi. Tıklıyorsun mesela, direkt enhanced speech yapıyor. Yani sesini geliştiriyor. Sesinin kalitesini yapay zeka ile artırıyor. Bir de auto tag audio types var. Mesela seçtim bu diyor ki işte genel sestir mesela bu. Veya bir ses efektini seçip auto tag yapıyorsun. Diyor ki bu bir ses efektidir. Ona göre ses efekti için uygun olan efektleri falan kullanabiliyorsun bu essential sound'un içerisinde. Sesimi zaten diyalog olarak algılamış. Bir tane daha özellik geldi. Bu beta'da aslında var. Renkleri yapıyorsun ya mesela settings bölümünde. Burada birden fazla artık şey geliyor. Otomatik log çevirinin farklı tipleri geliyor. Ya bunu anlatmasam da olur. Bence kimse kullanmayacak. O yüzden renke, log görüntüyü çevirmek için biraz daha farklı detaylar gelmiş. Bunu çünkü forumunda okudum. Kendim fark etmedim bile. Yani. Ha bir de en önemli olaylardan biri şu. Toggle direct manipülasyon. Bu müthiş bir şey. Çünkü neden abi? Ben bunu daha önce hatta story'de yarışma yapmıştım. Bakalım kim erken bilecek bu tuşu diye. Burada toggle transform direct manipülasyon diye bir şey var ya. Bunu mesela ben D tuşu yapmıştım abi. Mesela bir şeye D'ye basıyordum. Buna tıklayıp D'ye bastığımda şu çizgiler açılırdı. İstediğim gibi büyütüp küçültürdüm. İşte bunu bir özellik olarak buraya getirmişler. Müthiş de olmuş. Yani normal direkt bu açık olduğunda istediğim videoyu sağdan soldan tutup büyütebiliyorsun abi. Yani başka hiçbir şey tıklamana gerek kalmıyor. Tatlı, güzel bir özellik bu da. Zaten bunu biraz DaVinci'den çakmışlar. DaVinci'de çok eleştiri olacak. Burada salak salak şeyler var. Yani color bölümüne gidiyorsun. Burada şey var abi. Color checker var. Bende de color checker var abi. İşte Nature'ın internetten bakarsın. Renk eşleme paleti. Abi o var yani. Lan onu ben ne kadar kullanabilirim ki yani? Yılda kaç kere kullanabilirim ki? O çok özel bir şey gibi bana geliyor. Yani onu koymaları bana çok aptalca gelirdi. Burada çok basit. Transform ve crop var. Crop da bak, istersen videonu bu şekilde kırp, istersen gel buradan transform'u seç, büyüt. Basit. Bu kadar yani. Hani bir kurgu programı için gerekli olan şey. Bu DaVinci'de color bölümünde var mesela. O biraz böyle kalabalık yani. Çok oradan iki tane şeyi kullanıyoruz mesela. Altı tane şey çıkıyor. İşte bu Premiere biraz daha basit düşünmüş. Güzel olmuş. Sözün özü Premiere Pro 2025'te de genel olarak tema değişmiş. Zaten burada artı mesela cancel'a bastığında bu etrafın maviliği falan çok yeni hissettiriyor. Yani hani harbiden programın temasının değiştiğini hissediyorsun. Genel güzel. 2025 güzel bir güncelleme olmuş. Beğendim. Uzun zaman sonra ilk defa bu kadar tema anlamında yenilik, değişim olduğunu gördüm. O yüzden like veriyorum kardeşim. Umarım her sene bu derecede
geliştirirsek programı 2030'da çok daha güzel bir Premiere Pro'muz olabilir Adobe. Bir de çok fazla zam yapma artık. Yeter kardeşim. Türkçeye getirmiyorsun. Türkçe desteği yok. Bir altyazımızı Türkçe yazdıramıyoruz. O zaman getirme lan o zamları. Zamları alıyorsan o Türkçeyi getir kardeşim. Norveççe morveççe her nane var anasını satayım. Norveç'le aynı paraya satıyorsun ama Türkçe getirmiyorsun. Bak bu konuda Adobe'ye çok sinirliyim. Ama maalesef dövsek de sövsek de gene Adobe'den şaşamıyoruz. Maalesef başka programa geçince 2 ay sonra Adobe'ye geri dönüyoruz. Öyle bir pratiklik tarafı var yani hani alışan bir insan için. Neyse biraderlerim, bropalarım. Onur Naci Öster kanalına abone olmayı unutmuyorsunuz. Spankram adıyla Instagram'dan ve TikTok'tan kısa eğitimlerimi izleyebilirsiniz. Premiere Pro, After Effects ve DaVinci Resolve içinde Spankram Library'nin ücretsiz ve ücretli versiyonları var. Aha da şuraya koyuyorum. İsterseniz indirsiniz, yüklersiniz. Her naneyi de yaparsınız kardeşlerim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Ceza gibi konuştum ha.